Sevgili dostlar, hoş geldin. Bebek devam ediyor. Biz bu hafta programımızda çocuklarda göz sağlığını konuşuyoruz. Uzman doktorumuz Sadık Kavaklı bizlerle birlikte. Hocam, bebekler doğdukları zaman neyi görürler, ne kadar görürler? Benim kendi çocuklarımda da bunu değerlendirmek istemiştim ama yapılan çalışmalarda şimdiye kadar WEP ismini verdiğimiz görsel uyarılmış potansiyel çalışmalarında yeni doğmuş bir bebeğin %10'dan daha az gördüğü, renkleri çok fazla ayırt edemediği sonucuna varılmıştı. 6 aylık olduğunda erişkin kadar gördüğü şeklinde biliyorduk yakın zamana kadar. Fakat yapılan diğer detaylı çalışmalarda bebeğin görmesinin gelişmesinin daha yavaş olduğu, yaklaşık 1,5-2 yaşına kadar görmesinin geliştiği ve 2 yaşında çoğu bebeğin 10'da 10 dediğimiz veya %100 dediğimiz görme keskinliğine kavuştuğu şeklinde. Peki doğuştan katarakt neden gelişir? Peki tedavisinde neler uygulanır? Nasıl bir tedavi süreci aileyi bu sürede beklemektedir? Biz katarakta çoğunlukla yaşlı grupta görüp tedavi etmekteyiz. Ancak hemen her yaşta katarak gelişebilmektedir. Çocukluk dönemlerinde travmalar ana etkendir. Ama yeni doğan döneminde ve erken bebeklik döneminde bazen genetik rahatsızlıklarla birlikte olabiliyor. Fakat bizim tedavi ettiğimiz bebeklerin birçoğunda katarak dışında herhangi bir sistemik, herhangi bir başka bir organ patolojisi problemi görmüyoruz. Kataraktın bir gözde veya iki gözde olması ve yoğunluğuyla ilgili olarak tedaviyi şekillendirmekteyiz. Oldukça hafif katarak tablosu varsa ve göz bebeğinin çoğunu kapatmıyorsa, yani 3 milimetreden daha az ve yoğunluğu düşük bir katarak varsa genelde takip etmeyi tercih etmekteyiz. Karşıdan gözle bakıldığında görülür mü o göz bebeğindeki değişimler? İyi takip eden bir anne göz bebeğinde beyazlığın varlığı veya iki göz arasındaki göz bebeğindeki o siyah göz bebeği görüntüsündeki değişikliğin erken yakalayarak fark edebiliyor. Zaten katarakların bir kısmında tamamen olgunlaştığı zaman göz bebeği siyah değil de beyaz gözükür. Bu durumlarda katarak dışı başka sebepler de göz bebeğinde beyazlık yapabilmektedir. Lökokori dediğimiz bir özel bir durumdur. İlk olarak katarakta düşünüyoruz ama daha ciddi olabilen, göz tümörlerine varabilen diğer patolojilerde göz bebeğinde beyazlık yapabilmektedir. Sevgili dostlar, biz bu hafta programımızda çocuklarda göz sağlığını konuşuyoruz. Siz de uzmanımıza isterseniz sorularınızı iletir, telefonla katılabilirsiniz. Canlı yayın telefon numaralarımız 0312 alan koduyla 341-2040. Hocam, yeni doğan bebeklerin göz tembelliği ve şaşılığın tedavisi, yani bebeklik dönemlerinde daha doğrusu diyeyim, göz tembelliği ve şaşılığın tedavisinde nasıl bir uygulama yapılmaktadır? İlk bölümümüzde çocukları mutlaka muayene etmek, mutlaka takip etmek istediğimiz zamanın olduğunu söylemiştik. Fakat şöyle bir şeyi, durumu vurgulamak gerekir. Anne ya da babanın herhangi bir yakınında, akrabasında, uzaktan bir akrabasında göz tembelliği, şaşılık, kalın hipermetropik gözlük kullanımı veya çocukluk döneminden gelen bir göz problemi hikayesi varsa, çocukların 1 yaşında ideal olarak damlalı halde, hatta göz damlası damlatarak gözlük numarası ihtiyacının kaç olduğuna, ne kadar olduğuna bakmak gerekir. Birkaç defa şahit olduğumuz durum şöyledir. 25-30 yaşındaki bir baba yanında 6 yaşındaki çocuğuyla geliyor. Benim babamın sağ gözü tembel, benim de sağ gözüm tembel. Çocuğuma bakar mısınız şeklinde çocuğu bize gösteriyor. Muayene ettiğimizde sıklıkla çocuğun da bir gözünde ve çoğunlukla sağ gözünde, yani anne, yani babaya ve dedeye uyar şekilde gözlük numarası ihtiyacı oluyor. İki göz arasındaki fark fazla olduğundan da gözlük numarası ihtiyacı yüksek olan gözde görme tembelliğiyle karşılaşmaktayız. Burada vurgulamamız gereken şey şu.
kritik bir dönem vardır. Yani göz tembelliğinin oluşması için de bir kritik dönem vardır. Göz tembelliğinin tedavi edilebilmesi için de kritik bir dönem vardır. Şaşılığın olması ana sebeptir. İki göz arasında belirgin gözlük numarası farkı olması ana sebeptir. Ama bunun dışında başka sebepler, işte hafif kataraktın olması, teorik olarak zor doğum sırasında gözün arkasında görme noktasına yakın kanamaların olması görmeyi azaltan sebep olarak düşünmekteyiz. Hiç gözlük numarası ihtiyacı olmasa bile çocuğun kendi ifadesiyle her iki gözünü ayrı ayrı yeterli görmesinin teyit edilmesi, belgelendirilmesini tercih etmekteyiz. Bir gözde tembellik varsa öncelikle gözlük veriyoruz. Çocuğun gözlüğe alışmasından sonra iyi gören gözü ortalama 6 saat kadar kapatıyoruz. Ve düzenli takiplerimiz oluyor. İki gözden bir tanesi bizim görme eşelimizden tam ya da tama yakın görürken diğeri 3-4 sıra kadar eksik görmesi başka açıklayan bir sebep yoksa göz tembelliği olarak kabul edilir. Bir telefonumuz varmış izninizde. Alo. Alo, selamünaleyküm. Aleykümselam Kadriye Hanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Doktor Bey, bir sorum olacaktı da. Tabii ki, buyurun, alalım sorunuzu. 6 günlük bebeğim var ve sağ gözünde kanlanma, kan var yani. Bayağıdır geçmedi, 6 gündür geçmedi. Onun için aramıştım, hani önemli bir şey mi? Teşekkürler sorunuz için. 6 günlük bebek yani normal doğum mu oldu? Kadriye Hanım. Normal doğum. Normal. Yani normal doğum aslında bebek için bir stres faktörüdür. Yani normal doğum sırasında subkonjöktival hemoraji dediğimiz göz beyazında kanamalar olabilmektedir. Kadın doğum uzmanı genelde doğumdan sonra bebeği bir kabaca bir muayene etmektedir. İsterseniz aile hekimine danışabilirsiniz. Biz de görebiliriz. Eğer çocuğun ışıktan bir rahatsızlığı yoksa, sadece hafif bir kanlanma varsa başka bir şeyden endişe etmemiz gerekmeyebilir. Ama ışık rahatsızlığı varsa göz hekiminin görmesi iyi olur. Teşekkür ediyoruz. Yeni doğan bebeklerin gözlerinde neden çapaklanma olur ve bu dönemde, çapaklanma döneminde neler yapmamız gerekir? Bir önceki bölümümüzde biraz hafif bahsetmiştik ama temizlik konusunda nelere dikkat etmemiz gerekir? Tavsiyeleriniz neler olacaktır? Çapak aslında normal göz yaşının biraz daha fazla, biraz daha koyu kıvamlı olması şeklinde tarif edebiliriz. Gözümüzde çok fazla gözyaşı bezimiz var. Kapaklarımız aslında gözyaşının yağlı kısmını salgılayan gözyaşı bezleridir. Göz beyazı çok miktarda sulu gözyaşı yapımı sağlayan küçük bezlere sahiptir. Ayrıca ek olarak ana gözyaşı bezimiz vardır. Göz beyazı dediğimiz yapının üstündeki konjonktivite dediğimiz zarda çok miktarda damar yapısı vardır, kılcal damar yapısı vardır. Bu damarlardan sızıntı da çapağa eşlik etmektedir. Alerjik olaylarda göz kızardığı için çapaklanma olabilir. Mikrobik olaylarda göz kızardığı için çapaklanma olabilir. Soğuk algınlığı döneminde olur mu? Tabii. Göz üst solunum yolunun bir parçasıdır. Viral enfeksiyonların birçoğunda gözde de etkilenme olur. Hatta göz nezlesi olarak halkımız arasında telaffuz edilmektedir. Yani burun akan kişinin aslında gözyaşı miktarı fazlaca yapıldığı için yani burun akıntısına katkıda bulunur gözyaşı. Çoğu üst solunum yolu enfeksiyonunda hafif çapaklanmalarla çocuklar bize gelmektedir. Ek daha ciddi olduğunu düşündüğümüz bir konjonktivit hali yoksa ek bir ilaç tedavisi vermemekteyiz. Günlük sadece oranın temizliğiyle temizlik yeterli. Olmalı. Bir telefonumuz varmış. Alo. Merhaba. Merhaba Dilek Hanım, hoş geldiniz. Şanlıurfa'dan Dilek Hanım, buyurun. Benim 20 günlük bebeğim var. Allah bağışlasın. Geçen cumartesiden beri, yani bugün 6. gün, gözlerinde sürekli çapaklanma var. Ben de hani doktora götürdüm işte. İlaç tavsiye etmedi. Hani
böyle çok açık çayla ya da işte pamukla temizleyebilirsiniz dedi ama bugün de 6. gün ve hiç kâr etmedi sanki. Sürekli hala her gün şafaklanma oluyor. Bunun için ne yapabilirim? Ya da doktora hemen götürmeli miyim tekrar? Başka sorunuz var mıydı Dilek Hanım? Yok, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Güle güle büyütün bebeğiniz inşallah. 20 günlük bebekte yani birinci haftadan sonra devam eden sulanma ve çapaklanma varsa yani bebeklerin %5'inde gördüğümüz gözyaşı kanal tıkanıklığından şüphe etmek gerekir. Burada biraz önce tarif ettiğimiz gibi masaj yapmanızı tavsiye ediyoruz. 40 sayısına ulaşmanızı istiyoruz. İşaret parmağının ayak kısmıyla gözün iç açısına çok fazla rahatsız edici olmadan ama kuvvetli bir şekilde tazyik uygulamak gerekiyor. 40'a kadar sayarak mı? Hayır. Günde 40 gün defa. İçinde 40 defa. Tamam. Çocuğun gözünü sulanıyor, çapaklanıyor olarak gördüğümüzde bir veya iki defa masaj yapacağız. Sonrasında aradan bir yarım saat geçti, tekrar sulanma çapaklanması var. Tekrar. Yani günün içinde değişik saatlerde 40'a kadar çıkmasını istiyoruz. Masajı eğer güzel yaparsak kanal tıkanıklığı olsa bile çocuğun çapaklanmasının geçmesi gerekir. Eğer çapaklanma geçmiyorsa ya masajı güzel yapmıyoruz demektir ya da antibiyotik tedavisi kullanmamız gereken dirençli bir mikroorganizma vardır. O zaman göz hekimine veya aile hekimine giderek antibiyotik tedavisi, damla tedavisi kullanmak tercih edilir. Bir telefonumuz daha varmış. Alo. İyi günler. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Hayırlı programlar. Teşekkürler, sağ olun. Benim 6 aylıkken oğluma anne reze teşhisi konuldu. Gözlük kullanması tavsiye edildi. 9 ve 10 numara, sağ 9,5 sol 10 numara gözlük verildi. Biz 1 yaşında falan taktık gözlüğü. Göz bebekleri çok büyük, gözükmüyor. Yani ona anne reze dedi bir hastane, diğeri göz bebeği büyüklüğü dedi. Biz 2 yaşından itibaren gözlük kullanmaya başladık. Çocukta. Geçenlerde götürdüm. Şu an 3 yaşında. Yarım şarj numara artmış hatta. Birisi 10 olmuş, diğeri 10,5 olmuş. Değiştirmedik. Değiştirmemiz gerekiyor mu acaba? Teşekkür ediyoruz. Başka sorunuz yok herhalde. Evet. Bir de bu anne dedinin göz bebeği büyüklüğüyle ilgili bir açıklama yapabilirse Doktor Bey. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz size. Irisin bir kısmının veya çoğunun yokluğuna aniride olarak isim vermekteyiz. İris, göze giren ışık miktarını ayarlayan diyafram yapısıdır. Göz bebeklerinin çok büyük olması, yani sadece kenar kısımlarda irisin kalıntılarının olması gibi bir durum tarif etmektesiniz. Normalde aniride tek başına, yani diğer göz problemleriyle birlikte olmaktadır. Yani tek başına aniride olmamaktadır. Hipermetrop olması gözün normalden bir miktar kısa olması şeklinde açıklanabilir. Çocuğunuzun kayması, içe doğru kayması varsa gözlük numarasını damlalı gözlük değerini kadar çıkmak gerekebiliyor. Herhalde hekimimiz hafif bir içe kaymadan şüphe ederek damlalı bulduğu değerde yani 9 numaradan 9,5 numaraya çıkmış olabilir. Çocuğumuzun birkaç sene daha gözlük numarasının sabit kalmasını ve sonrasında azalmasını bekleriz. Özellikle 4-5 yaşından sonra gözlük numaralarında anlamlı azalmalar bekleriz. Gözünün de küçük göründüğüyle ilgili bir şey. Göz bebeği büyük gözüküyor. Evet, yani irisin yokluğu halinde tamamen yoksa iris, gözün renkli kısmı tamamen simsiyah gözükür. Çünkü gözün içine giren ışık miktarı çok fazla ışık, olmadığı için göz bebeği siyah olarak gözükür. İris ne kadar eksikse o kadar alanda siyah bir görüntü olur. Peki göze yabancı cisim batmalarında aileler ilk müdahalede neler yapmalı? Yabancı cismin şekli, olayın oluş şekli burada oldukça önemli. Bizim yabancı cisimlerle ilgili sıklıkla gördüğümüz bebeklerin ve çocukların gözlerine kolonya, sprey kaçırmaları, parfüm sıkmaları şeklinde oluyor. Bunun dışında ev eşyalarının göze çarpması, vurması olabilir. Eğer gözde
delici bir olaydan şüphe ediyorsak aslında hiç dokunmadan göz hekimine gitmek gerekir. Hı hı. Hatta gözde bir yırtılma, delinme gibi bir olaydan endişe ediyorsak cerrahinin yapılabileceği yere gitmek. Yani sadece bir göz doktoruna değil de müdahalenin yapılabileceği yere gitmek gerekir. Tercihen birkaç saat içinde müdahale edilmesi iyi olur. Fakat çoğunlukla bizim gördüğümüz göz beyazında, hatta gözün dışında, kaşta, alında ufak tefek darbeler, morluklar şeklinde karşımıza geliyor. Çoğunlukla aileye önemli bir şeyin olmadığını söylediğimiz zaman rahat oluyoruz. Bizim biyomikroskop adını verdiğimiz gözün görüntüsünü 10 kat büyüten artı 3 boyutlu derin ikisiyle gördüğümüz cihazımızla gözde önemli bir şeyin olup olmadığını söylemek ve bunun için de muayene etmek gerekebilir. Bebeğin kendi kipriği düştüğünde ya da küçük bir toz parçası göründüğünde onu almak gerekir mi, yoksa gözün kendi kendine onu atmasını mı beklemek lazım? Kendi kirpiği için çocuğa eziyet vermeye çok gerek yok. Çünkü öncelikle bebeklik dönemindeki kirpikler çok yumuşaktır. Çok nadiren kirpiklerin göze dokunduğunu da görmekteyiz. Bunlar genelde göze bir tahriş yapmamaktadır. Daha sonraki dönemlerde de göze kirpik kaçması halinde bunu mutlaka çıkarmaya çalışmamıza gerek yok. Çoğunlukla gözün aktif hareketi ve gözyaşıyla kapakların kenarına gelip gözden kendiliğinden uzaklaşmaktadır. Kendi açıp kapatırken zaten sulanmayla birlikte atılabiliyor da, değil mi? Peki güneşin gözde yarattığı olumsuz etkileri bebekler nasıl korunabilir? Ya da çocukluk döneminde güneş gözlüğü kullanmak gerekir mi? Şimdi gözümüzde ışıktan koruyan birçok yapılar var. Öncelikle kaşlarımız ışıktan koruyucu bir role sahiptir. Kapaklar fazla ışık aldığında kapanan gözü dışarı koruyan bir yapıdır. Dışarı çık ama çok da güzel korunabilen. Daha önce söylemediğim şey göz çukuru. Göz oldukça korunaklı bir yerde yerleştirilmiştir. Etrafında oldukça sağlam bir çerçeve yapısı vardır. Kemik çerçeve yapısı vardır. Çok çok nadiren beyzbol topu büyüklüğünde deriz. Ondan daha küçük bir cisim çarpmadığı sürece göze ulaşmak kolay değildir. Bunu daha sonrasında gözümüzün korneası, kendi lensimiz, irisimiz, gözü koruyucu birçok özelliğe sahiptir. Ultraviyole ışınları gözden, korneadan geçemez. Yani bu nedenle bebeklerin güneş gözlüğü takması konusunda çok ısrarcı değiliz. Şapka giymeleri, şapka takmaları çoğunlukla yeterli olmaktadır. Zaten hani piyasada da belki tam uygun danışılmadan alınan bir ürün olursa zararda verme boyutu da devreye girebilir, değil mi bu dönemde? Yani şimdi oyuncak statüsünde gözlüklerin yani bir göz hekimi olarak onların eğer garanti belgelerinde ultraviyole koruyucu özelliği varsa endişe etmeden kullanabiliriz. Şimdi ikincisi, oyuncak statüsündeki gözlükleri bebekler çok uzun süre güneş altında takmamaktadırlar zaten. Fakat yani çocuğa bir gözlük takmayı düşünüyor isek ultraviyole koruyuculuğunun ne kadar olduğunu bildiğimiz bir gözlük almamızı tercih ederiz. Ancak gerekli olmadığını düşünüyorum. Zaten şapka tarzı. Şapkanın daha mantıklı olduğunu. Ya da bebek arabasındaysa onun güneşliği yeterli olacaktır. Sevgili dostlar, ara vaktimiz geldi. Annem Kazan Ben Kepçe bölümümüzde lezzetli bir tarhana tarifi sizlerle birlikte olacak. Daha sonra Bebeğim için bölümümüzde sizinle alışveriş önerilerinde bulunacağız. Sonrasında biz yine buradayız. İnşallah programımıza devam edeceğiz. Merhaba sevgili anneler, yepyeni bir perşembe gününde daha beraberiz. Bugün sizlerle soğuk kış günlerini ısıtacak sıcacık bir tarhana çorbası yapacağız. Tarhana çorbasının malzemelerini veriyorum. Bir çorba kaşığı tereyağı, bir çorba kaşığı salça, bir su bardağı tarhana, tuz, sarımsak, nane, pul biber ve bir tane kuru soğan. İlk önce tereyağımızı tenceremize alıp eritiyoruz.
Tereyağımız eridi sayılır. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı salça ekleyerek salçamızı ve yağımızı iyice kızdırıyoruz. Yani başka bir deyişle de özleniyor. Evet, salçamız kızmaya başladı. Şimdi üzerine 5 su bardağı su dökeceğiz. Şimdi son olarak şöyle bir karıştıralım iyice. Salçamız içinde dağılsın. Topaklanma yapmasın. Evet, bu burada kaynamaya bırakalım. Biz şimdi 1 su bardağı suyla tarhanayı iyice özleştireceğiz. Aynı zamanda da karıştıralım, topaklanmaları olmasın. Tarhana çorbasını çocuklarımıza 6. aydan sonra rahatlıkla verebileceğimiz, hem çocuklarımızın sağlığını koruyacak hem de rahat tüketebilecekleri bir besindir. Özellikle kış mevsiminde de bolca tüketmeleri tavsiye edilir. Tarhanayı kullanırken de kendi yaptığımız el tarhanası olursa eğer daha faydalıdır. Evet, şimdi bu karışımımızı da kaynamaya bıraktığımız salçalık karışımımıza ekliyoruz. Evet. Şimdi kaynayana kadar karıştıracağız. Evet, çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi içine ben 2 diş sarımsak atıyorum. Ve o küçük bir soğan atarak 15-20 dakika kadar kaynamaya bırakacağım. Tarhana çorbası ne kadar çok kaynarsa tadı o kadar çok yerine gelir. Hem de bu sırada sarımsağımızla soğanımız birbirine iyice özümsemiş ve kendi vitaminlerini çorbamıza bırakmış olacaktır. Sarımsağımızı ve soğanımızı attık. Tuzu sona bırakmamın sebebi, eğer tuzu önceden atmış olsaydım daha geç kaynayacaktı. O yüzden şimdi şöyle bir çay kaşığı kadar tuzumuzu atıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz 15-20 dakika kadar. Evet, çorbamız hazır. Şimdi servis tabağımızda çorbamızı alacağız. Çocuklarımıza çorbayı verirken de onların yiyebileceği kadar miktar koyarsak eğer, çocuk yerken hem zorlanmaz hem de iştahla yiyebilir. Şimdi nane ve pul biber kullanımında da gelişi güzel dökmek yerine çocuklarımızın ilgisini çekebilecek şekilde dökebiliriz. Biz şimdi süslememizi geometrik şekiller üzerine yapacağız. Hem çocuğumuzun geometrik bilgiler derecesini ölçmüş oluruz, hem de onun için değişik bir yeme stili olur. Şimdi ben ilk önce şöyle nanelerle bir daire oluşturmaya çalışacağım. Kırmızı biberle üçgen yapacağım. Ve yine nane ile kare yapacağım. Ve genel olarak da etrafını nane ve pul biberle çevirerek servisimize hazır. Kış mevsiminin vazgeçilmez bir içeceği olan tarhana çorbası çocuklarımızı sağlıklı bir şekilde büyütmemize yardımcı olacaktır. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum. Hayırlı günler.